Ya özellikle 2016'da gerçekleşen darbe girişiminden sonra ilan edilen o ile beraber çıkartılan KYK'lar, pandemi sürecinde pandemi bahane edilerek uygulanan politikalarının tek amacı vardı. Tutsakları teşhir içinde tecrüt yaşatmak. Tutsaklara yönelik bu süreçte özellikle 2016'dan günümüze kadar inanılmaz derecede hak ile tutsaklar karşı karşıya kalıyor. Tutsakların içeride e, infazları yakılıyor, iletişim yasakları gerçekleştiriliyor, e, tusakların arkadaşlarıyla görüşü engelleniyor, görüşü yasakları e, yasaklarıyla gündemde hapishaneler. Ya buradaki aslında amaç şu, yani tusakları tamamen e, içinde yaşatmak, tamamen izolasyon içerisinde yaşatmak, tamamen e, dışarı ile olan ilişkisini dünya yola, dünya ile olan ilişkilerini tamamen tamamen yok etmek, tamamen kaldırmak. Aslında devletin buradaki politikası e, yeni bir politika değil. Ya özellikle mesela ve tipi hapishaneler e, duyunca ya da bu söylemleri dinleyince aklımıza ilk ön, ilk olarak F tipi hapishaneler geliyor. Özellikle 19 Aralık 2000 yılında gerçekleşen katliamla katliamla beraber o günden bugüne devletin tutsaklara yönelik tek amacı tutsakları daha fazla nasıl izolasyon İsalasyona uğratabilirim. Daha fazla nasıl teşrit politikasıyla karşı karşıya bırakabilirim? Nasıl yeni güvenlik önlemlerini alabilirim diye sürekli zaten çalışmalar yapıyordu. Yani devlet hapishane politikası sadece tutsaklara yönelik bir saldırı aracı olarak görmüyoruz. Yani devletin hapishane politikası halka yönelik saldırı saldırılar açısında iki çeşit bir duruma sahiptir. Bir toplumdaki devrimci muhalif kesimleri bu mekana hapsetmek. İkinci e, durum ise e, hapsedilen e, muhaliflere, devrimcilere yönelik saldırılarla topluma aslında bir göz daha veriyor. Topluma aslında bir korku politikası aşındırıyor. E bu noktalardaki devletin hapishane politikası tamamen eee tutsaklara saldırarak e, dışarıdaki muhalifleri, muhalif kesimleri bu e, hapishanelere, bu mekanlara hapseterek toplumu tamamen korku politikasıyla aslında organize etmeye çalışıyor. Ya yapılan işte eylemlerdeki saldırılar ve herhangi herhangi sosyal medyada yaptığım paylaşımlar bile seni tutuklanmanın e, tutuklanman için bir bahane aslında. Ve bundan kaynaklı devletin hapishane politikası hiçbir zaman değişmedi. Özellikle e, baskının yoğunlaştığı dönemlerde devlet direkt e, tusaklara yönelik baskıları, tusaklara yönelik tecriti arttırıyor. E, artırıyor. Yeni yapılan hapishaneye yönelik hızlı bir şekilde sürgün Poli, sürgünler arttı. Yani yüzlerce tutsak yeni yapılan hapishanelere sürgün ediliyor. Biz de bu dönemdeki kampanyamızı tamamen S-V7 tipi hapishanelerin kapatılmasına yönelik e, eylemlikler üzerine kurduk. Buraya dair yapacağımız çalışmalar ise hapishaneler önünde eylemlikler gerçekleştirmek, adalet sarayların önünde eylemlikler gerçekleştirmek, S-V7 tipi hapishanelerin ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu ailelere dışarıdaki insana halklı halkı halka anlatmak. Bu kapsamda işte açıklamalarla beraber aile buluşmaları gerçekleştireceğiz. Bu aile buluşmalarında e, olabildiğince geniş kitleleri geniş kitleler yakalayıp kendimize hapishanelerin yeni inşa edilen hapishanelerin ne olduğunu anlatıp bunlara karşı nasıl beraber bir e, karşı koyuşu gösterebiliriz noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz. E, tutsakların e, dışarıda sesi solu olmamız gerekiyor. Tutsakların e, içerideki devletin saldırılarına karşı, baskılarına, işkencelerine, tecritine karşı dışarıda tutsakların sesini yükseltmemiz gerekiyor. Tutsakların iç, e, içerideki teşhit politikasını yıkabilmemizin devletin saldırılarını engelleyebilmemizin tek yegane şeyi biz ailelerine, yoldaşlarına düşüyor aslında. Burada da yapabileceğimiz en önemli durum ise sokaklarda olmalıyız. SVY tipi hapishanelere dair nasıl politikalar üretebiliriz, nasıl durdurabiliriz'e dair yapılan çağrılara, yapılan eylemliklere katılabiliriz.